hemen hemen her türlü rahatsızlık ve hastalık için fiziki söylüyorum kullanılır. Seni engelleyen engellerinin farkında mısın? Olumsuz çapalarımız var her birimizin. Bu farkında olalım ya da olmayalım. Öğrendiğimiz bilgileri çürümesine izin vermeyin. Onları kullanın, onları işleyin. Hastalıkları biz mi yaratıyoruz? Uzman eğitmen Semra Zengin hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle bugün NLP ve bilinçaltı teknikleri konusunda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Nasılsınız? Harikayız hamdolsun. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam eğitim verdiğiniz birçok konu var. Seans yaptığınız birçok konu da var. Ama sizinle bugün NLP hakkında, bilinçaltı hakkında konuşacağız. Bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizi izleyen arkadaşlarımız da bizi tanısın. Amacımız bütüne katkı olmak, hizmet etmek ve bazı bilimlerin, ilimlerin onlara anlatmak, öğretmek ve farkına varmalarını sağlamak. Semra Zengin ben. Uluslararası uzman eğitmen ve yaşam koçuyum. Birçok alanda kişilere, insanlara farkındalık kazandırmak adına bu eğitimleri önce öğrenerek kendimize katkı sunuyoruz. Sonra ailemize, sonra çevremize derken bu dalga gitgide yayılıyor. Kendini eğitime, bilime ve bu teknikleri uygulamaya, insanların kendini dönüştürmesine adamış bir insanım. Eğitimi, kendimi eğitmeyi ve eğitimler de vermeyi seviyorum. Birçok ilgi alanım var farklı yönlerde. Alternatif tıp olur, bilinçaltı, hipnoz, biyoenerji, EFT, meditasyon koçluğu, nefes koçluğu falan. Bu NLP'yi birçok şeyi içerisinde barındırıyor ve kuantum ve bilinçaltı. Bunlar gerçekten muazzam kişide farkındalık yaratan, insan ufkunu açan hatta hayatını değiştiren konular ve bilimler, ilimler. Bunu herkesin öğrenmesini isterim. Kendilerine çok çok güzel şeyler katacaktır. Özel eğitimler alabilirler, danışmanlık alabilirler, şirketler ve ofisler bu tarz eğitimleri zaten tercih ediyor. Kendilerini bir üst seviyeye çıkarmak için, biraz daha piyasada görünür olmak için ya da basamaklarını yükseltmek için çok güzel bilgiler herkesin istifade etmesi niyetiyle diyorum. Hocam NLP'yi bizim için biraz açar mısınız? Yani bizim bildiğimiz nöro linguistik programming, nöronları diliyle programlama. Bunu açar mısınız biraz yani? Tabii ki NLP, Neuro-Linguistic Program yani beyin sinir dilini programlamak hayatımızda da bunu aktive etmek. Bu görünen kısmı internette de var ama ben kendime göre yorumlayacak olursam NLP kişinin kendini dönüştürmesi, değiştirmesi, hayatında farkındalık yaratması olarak açıklayabiliriz. Çeşitli dönüşüm, değişim teknikleri var. Bazen evet farkına varmak ilk adımıdır NLP için ve bütün konular için de geçerli bu. Ama bunu hani nasıl dönüştüreceğimizi bilmeyiz, nereden nasıl başlayacağımızı bilmeyiz. İşte ya çok zor der otururuz falan. NLP bütün bunların en basit, en kolay olan ilimlerden sadece bir tanesi. Bilinçaltı ve kuantum da öyle. Aynı çerçevede üçünü de değerlendirebiliriz. Kişide farkındalık kazanmak ve yaratmaktır. NLP'de kişinin bilgeliğini, zenginliğini, hedeflerini ortaya koyabilir aslında. Hani insan uzmanı olabilir aldığımız eğitimlerde, verdiğimiz eğitimlerde alanlar tarafından deyip biraz daha insan ilişkilerini güzelleştirme açısından farkındalık sağlıyor, hayatlarına yeni bir bilgi katıyor ve o değişim gerçekten insanın yüzüne bile yansıyor. Zamanı yönetemeyen o kadar çok insan var ki şirketlerden tutun, öğrencilerinden tutun da ev hanımlarına kadar o zamanı bir yönetmemiz lazım mesela. NLP'nin içerisinde zaman yönetimi de var. Eğitim alanlar biraz daha bunun bilincinde oluyorlar. Kendilerini dönüştürüyorlar. Nelere benim ihtiyacım var? Bunu nasıl dönüştürebilirim? Cevaplarını bildiğinde bunu hayata geçirmesi de çok kolay oluyor. Kişinin algılayış şekli mesela NLP'de bütün öğrencilerin, insanların nefes alan aslında herkesin bilmesi gerekiyor NLP'yi. O gözle bakıyorum ben. NLP'de 3 temsil sistemi vardır kişinin. Öğrenme şekli ve stili vardır. Kimi işitsel olur, kimi görsel olur, kimi duygusal olur. Bunlar bizim yaratılış formatlarımızdandır. Bu yaratılış formatımı ben bileceğim, anlayacağım ki ona göre ders çalışacağım ya da insanları algılayacağım ya da ona göre davranacağım. Bir insana
bir şeyi, bu ister patron olsun, ister çalışan olsun, ya da evladın olur, ya da eş olursun, konumun her ne olursa olsun. Bunları bildiğinde, kime nasıl hitap edeceğini bildiğinde gerçekten hayat o kadar kolaylaşıyor ki. Bu iletişimsizlik olur, anlaşılamama duygusu, işte beni anlamıyorlar duygusu. Sen kendini doğru ifade etmiş olursun. Karşı tarafın formatını bildiğinde karşı taraf da seni algılamış olur. Ve %90'dan fazla kişilerde bir iletişim problemi zaten var. Anlaşıldığımızda ve anlattığımızda da, ki bizi hayvanlardan ayıran en büyük özellik bu, hayat o kadar kolay oluyor ki ve güzelleşiyor diyebiliriz. Sonra başarı hedeflerimiz varsa, amaçlarımız varsa, bunları hayata nasıl geçireceğiz, nasıl yapacağız? Bir öğrencisek, bir şey istiyorsak, ya da bir işte konumumuz her ne olursun, ya da bir şirket, onun bir büyüme potansiyeli, amacı, hedefi varsa, o başarıya nasıl doğru süreçlerle ilerleyecek? Eylem planı nedir mesela? NLP'nin içerisinde verdiğimiz eğitimlerin içeriği. Sonuçlara doğru nasıl gideriz? Olumsuz duygu durumdan çıkıp da, o karanlık alandan çıkıp da aydınlık alana nasıl geçebiliriz şeklinde hayatımızda çok çok güzel katkıları oluyor. Davranışlarımızı nasıl değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz? Güzel duyguların bizim vücudumuza çapa atma deyimi vardır NLP'de. Güzel duyguları çapa attığımızda bu bizim özgüvenimizi, biraz daha başarımızı etkiler ve istediğimiz hedefe de daha hızlı ve daha kolay ve güzel bir şekilde ulaşabiliriz. Olumsuz çapalarımız var her birimizin. Bu farkında olalım ya da olmayalım. Bir tane örnek vereyim. Mesela birinin bir yakını vefat etti diyelim. Herkes bir başın sağ olsun, bir Allah rahmet eylesin, kişinin sırtına bir dokunur ya, bir sıvazlar. Oradan örnek vereyim. O aslında hep başın sağ olsun, üzüntülü, kişiyi depresif, biraz daha bunalıma iten bir şeydir, durumdur. Yıllar sonra bile o kişinin sırtına bir kişi dokunduğunda, aniden gelişen bazen duygu durumlarımız olabilir ya, adını koyamayız, hani farkında da olmayız. İşte bu farkında olmadan, bilmeyerek yapılan, atılan çapalardır. Önemli olan farkındalıktır, işte NLP farkındalık dediğim kısım bu. Oradaki o yapılan çapayı fark edip de dönüştürebiliriz. Bunun tam tersi dönüştürdüğümüzde, işte bir kişinin mutlu olduğu duygu varsa, başardığı duygu varsa, ya da kendini özgüvende hissettiği, değerli gördüğü duyguları varsa, onu da aynı o şekilde kolaylıkla çapalayabiliriz. Bunu bildiğimizde öyle güzel bir sihirli döngü oluşuyor ki aslında hayatımızda. Bunları herkesin, her insanın, nefes alan her canlının öğrenip hayatına geçirmesini canı gönülden isterim, dilerim. Önemli olan dünkü benden daha iyi olmamdır. Bunu herkesin bir kendine sormasını istiyorum. Dünkü senden daha mı iyisin bugün? Ya da dünkü senden daha iyi konuma geçirmek için neler yapman lazım? Neredesin? Hocam, bu NLP'nin tam olarak amacı nedir? NLP'nin tam olarak amacı kendimizin farkına varmamız, o bilinç, o idrak seviyesi, nöro dediğimiz beyinsel olarak bir farkındalık seviyesinin bir oluşması lazım. Sonra bunu çeşitli yöntemlerle ve tekniklerle kolaylıkla ve sevgiyle dönüştürebiliriz. Korkularımız, kaygılarımız vesaire, olumsuz olan, öfke, kızgınlık, hangi durumumuz varsa bunu kolaylıkla ve sevgiyle dönüştürme ilmine NLP diyebiliriz kısacası. Değişim ve dönüşüm tekniği aslında. Biz NLP diyoruz, hep İngilizce olan ismini kullanıyoruz. Evet. Ama bunu Türkçe'ye çevirecek olsak değişim ve dönüşüm tekniği diyebiliriz. Aynen, doğru mu? Kesinlikle öyle. Değişim seninle başlar. NLP eğitimi bunlardan bir tanesidir diyebiliriz. Hocam, siz bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz, eğitimlerinizde profesyonel olarak veriyorsunuz, seanslar da alıyorsunuz. Sizi bu alana profesyonel olarak yapmaya iten neydi? Çok güzel bir soru. Beni bu alana iten kendimi bulmak, kendimi keşfetmek. Hepimizin hayatında çeşitli olumsuz durumlarla karşılaşabilir, inişleri çıkışları olabilir. Bu ister duygusal olsun, ister fiziken olsun, ister ruhen olsun. Burada amaç, benim amacım kendimi bulmaktı. Hani kendini bilen Rabbini bilir diyoruz ya, gerçekten kendini bildiğinde, işte bunun adı NLP, bunun adı bilinçaltı, bunun adı kuantum, bu ilimler,
Yani şu an için bu ilimler kendini bulmak ve bilmekle alakalı. Ben kendimi bulmak için sürekli çocukluğumdan beri de olan bir şey ve zaman zaman artan, azalan şiddetini ve yokluğunu, yoksunluğu çok çok hissettiğim ve bu ilimlerle tanıştığımda evet dedim. Ve her geçen gün öğrendiğim, hala eğitim alıyorum, öğrenciyim aynı zamanda da öğretmenim eğitimler veriyorum. Ve severek yapıyorum çok şükür ve kendimi her geçen gün daha da fark ediyor, yeniliyor, dönüştürüyorum. Bu çok hoşuma gidiyor ve insanların, hepimizin ihtiyacı var aslında kendimizi fark etmek. Gerçekte biz kimiz? Gerçekte sen kimsin? Seni engelleyen engellerinin farkında mısın? Bunlar neler? Ve hala kat etmem gereken, kendimde çözmem gereken bazı şeylerin olduğunu hissediyorum. Bunu da bilmek, bunun da farkına varmak güzel bir şey. Bazen hani bir yıldırım, bir şimşek çakar ya, bir şeyleri düşünürken bir soru sorduğumda, ya o niye böyle, bu niye böyle, ya da bunu nasıl yapabilirim ya Rabbi diye sorduğunuzda birden ansızın beyninizde bir şimşek çakar ya, işte cevabı orada gelir size, orada hissedersiniz. Bunun için önce farkına varmak lazım, farkında olmak lazım diye düşünebiliriz. Siz de bu farkındalık peşinde koşarken bu alana girdiniz yani. Aynen öyle. Kendimi böyle güzel eğitimlerin içerisinde buldum. Kendimi, hayatı yeniden keşfetmenin o sınırsız güzelliğinin farkına vardım. Tadı da lezzeti de gerçekten çok güzel. Çocuklarınıza, çevrenizde, işte insanlarla iletişimde ölene kadar ne olursa, ister ev hanım olun hiç fark etmez. Bunları bilmemiz lazım. Bir beden dili mesela NLP'de. Beden dilini bildiğinizde insanların size doğru mu söylediği, yanlış mı söylediği ya da kimin o konudan sıkılıp kimin kabul edip etmediği noktasında çok çok güzel tüyolar var. Bunları da hepimizin öğrenmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Derya deniz gerçekten bu ilimler. Yani niyet edin, alın, farkına varın önce. Nasibi ölçüsünde herkes istediği kadarını alır. Yeter ki içinizde bir eksiklik varsa, bir boşluk varsa, adını koyamıyorsanız, bu depresif ruh hali olur, adına her ne koyarsanız, zaman zaman bunu hepimiz hissederiz aslında. Ya içimde bir şey var, bir sıkıntı, bir boşluk var ama bilmiyorum, adını koyamıyorum, ne bu dediğimizde, lütfen bu eğitimleri alın, farkına varın, durun, dinleyin kendinizi, bir kendinizi şarj edin. Ondan sonra adını koyacaksınız zaten, emin olun. Peki hocam, bu hani eğitimi alan herkes yapabiliyor mu bunu? Ya da şöyle sorayım soruyu. NLP teknikleri herkese uygulanabiliyor mu? Herkes de aynı etkiyi gösteriyor mu? NLP teknikleri herkeste uygulanır. Evet, herkeste dedim, çocukların bir 10-16 yaşlarından yukarı olması gerekiyor. Onun dışında herkeste uygulanır. Kim olursa olsun, ne olursa olsun. Aynı etkiyi gösteriyor mu? Gösteriyor. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. Kişinin, biraz önce bahsetmiştim ya, NLP'de temsil dilleri vardır. Belirli temsil diline, öğrenme stiline sahip insanlar biraz daha, belki birkaç seans sonrası onu hissedebilir, etkilerini. Sonra duygusal kinestetik dediğimiz temsil stiline, sistemine sahip olan kişiler biraz daha hızlı alır o genlerinde, formatında, yaratılış formatında o vardır zaten. Hızlı bir şekilde dönüşme yanıt verir ve herkes bu tekniği alır, kullanır, öğrenir, yapar ve yapabilir. Kendisine de yapabilir. Şimdi bazı teknikler kendinize yapılmaz ya. Başkasının yapması lazım. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Burada öyle bir şey yok. Burada öğrendiğimiz tekniklerle, ilimlerle, NLP olsun, bilinçaltı olsun, kuantum olsun. Önce burada amaç kendimizi bir yapılandırmak, onarmak. O temeli yeniden inşa etmek gerekirse ve değişimin başladığı, insanı mutlu eden güzellikler gerçekten muazzam bir şekilde kendini gösteriyor. Kimler tercih etmeli? NLP'yi kafasında acaba olan insanlar, keşke diye geçmişte takılı kalanlar, gelecek kaygısı ve endişesi yaşayanlar, kendini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen insanlar, bu bilinçli insanlar olur, şirketler olur, kurumlar olur. Bu düşüncede olan herkes bu eğitimleri, ilimleri, bilimleri öğrenmesi gerekiyor. NLP ile başlanabilir. Bence bütün eğitimlerin temeli dediğimiz, hani bir evin temeli vardır, orası temeldir adı üstünde, diğer katlar inşa edilir. Temel diye nitelendirdiğimiz NLP'dir, beyin, zihin ve düşünce yapısıyla alakalı.
Diğer ilimler ise onun üst katlarıdır diyebiliriz. Kendini geliştirmek, dönüştürmek isteyen her insan NLP eğitimini bence alması, öğrenmesi gerekiyor. Hocam şimdi siz bu NLP tekniklerini, eğitimlerini, bilinçaltı eğitimlerini kişisel olarak veriyorsunuz. Eğitimlerinizi. Evet. Peki kurumsal olarak böyle bir çalışmanız var mı? Yani hani az önce söylediniz, kurumsallarda da NLP teknikleri kullanılabilir diye. Siz bu eğitimleri veriyor musunuz? Bu kurum, şimdi ben özel eğitimler veriyorum NLP üzerine, gerek Zoom üzerinden, gerek akademi üzerinden, gerek özel olarak verdiğim arkadaşlarımız var bu eğitimi alan. Kurumsallara da veren arkadaşlarımız var. Benim hedeflerim arasında kurumsallara da bu bilgileri verme hedefim ve amacım var. Çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu amacımın nedeni ise daha çok kitleye hitap edebilmek, bütüne hizmet edebilmek, yaşadığımız ortamı biraz daha güzelleştirmek. Bu ilişki anlamında olur, kendimizi bir üst seviyeye çıkarmak olur. Benden bize yansıyan bir ilim diyebilirim. Yani daha geniş kitlelere hitap edebilme adına şirketlere de bu ilimlerden, eğitimlerden faydalanıyorlar. Onlar da kendilerini bir üst levele çok güzel bir şekilde taşıyor bu. Talep eden şirketlere de bu eğitimleri vermekten mutlu olurum gerçekten. Hocam bu NLP tekniği herhangi bir rahatsızlık için kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa ne tür rahatsızlıklar için kullanılıyor? Çok güzel açıklayıcı sorularınız var aslında. Hemen cevap vereyim. Hemen hemen her türlü rahatsızlık ve hastalık için, fiziki söylüyorum, kullanılır. Mesela kişinin vertigosu olsun, sarası olsun, baş ağrısı olsun, ki bunlara birazdan da değineceğim zaten. Fiziki, NLP fiziki olan rahatsızlıklar içinde kullanılır, ki kullandık. O şekilde danışmanlık alan arkadaşlarımız da var. Rahatlayıp gerçekten şifasını da gördüler. Mucizevi denecek derecede ciddi rahatlatıyor. Önce genel olarak sayayım, sonra danışmanlık alanlardan başıma gelen bir iki deneyimi anlatmak istiyorum. Biraz da ilginç aslında. Vitiligo için MS rahatsızlıkları, işte SEDEF, epilepsi, panik ataklar, fobiler ve korkular üzerine de NLP çok ciddi oranda kişide dönüşüm sağlıyor. Artı duygusal rahatsızlıkları da hemen içerisine katayım. Bu öfke hali, kızgınlık hali, endişe hali, depresyon hali, kaygılar gibi duygu durumlarını da dönüştürüyor NLP. Yaptığım bir iki deneyimi anlatayım hemen. Bir arkadaş vardı, telefonda görüntülü konuşuyoruz. Bu eğitim aldığım ilk zamanlarda, yıllar öncesinden bahsediyorum. Görüntülü de sırtım ağrıyor diyor, tamam mı? Dedim neyim var? Geçmiş. Sırtım ağrıyor falan. Dedim istersen teknik yapabiliriz falan. Yok ya dedi, senin tekniklerin ne işe yarayacak? Bahsetmiştim tabii önceden. Neyse dur dedim, bir iki soru sorayım. NLP teknikleriyle ilgili fiziki sırtında bulunan bir rahatsızlık için ona soru sordum. Toplamda 5 dakika sürmedi bile. Ağrınız nasıl oldu dedim. Ağrım var mı? Ya dedi, şey yaptı bir iki, bakayım falan dedi. Yok dedi, geçmiş dedi. Dur ya dedi, yatıp kalkınca dedi anlarım ben dedi. Bir uzandı, bir kalktı falan. Geçmiş falan dedi. Nasıl yaptın bunu dedi. Sorduğun iki saçma soruyla mı oldu bu falan? Dedim o saçma dediğin soru dedim bilinçaltına gidiyor. İşte asıl önemli olan noktayı bilmiyoruz. Kolay olan şeyi bilmiyoruz. Toplum olarak bize hep zor. İşte hayat zor, şu zor, bu zor, bu saatten sonra değişmek zor. Hep zor, 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 zor. Bize hep bunlar empoze edildi. Halbuki çok kolay. Evet, o kişinin tabiriyle ben 2-3 saçma soruyla o kişinin sırtındaki rahatsızlık hamdolsun 5 dakika sürmedi bile. Ciddi oranda rahatladım. Hocam kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bize eğitimlerden bahsettiniz. Birçok eğitim verdiğinizden bahsettiniz. Biz şimdi bu eğitimleri sizden aldığımızda hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? Yani biz bu eğitimleri neden almalıyız? Şimdi öncelikle eğitimin önemini vurgulamak istiyorum. Hani şöyle bir sözle söylemek istiyorum. Yoksulluk cebinizde ne olmadığı değildir. Kafanızda ne olduğuyla alakalıdır. Bunu eğitimle bütünleştirdiğimizde yoksul olan, yani cahil olan ya da kendini yetiştirmeyen insanların beyninde
ne olmadığı daha çok artık bizi ilgilendiriyor. Kişinin cebinde ne olup olmadığı değil, bilgi çağındayız. Gerçekten bilgi bizi çok güzel yerlere götürüyor. Önceden şey vardı, Yeşilçam'da da işte zengin kız fakir olan olayı. Şimdi bu zenginlik fakirlik kavramı değil. İkiye ayrılıyor aslında burada sadece şu çağda, şu zamanda. Kişinin ne bildiğiyle ya da ne bilmediğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kişi kendini biliyorsa eğer, kendini bilen Rabbini bilir. Hani kişi kendini burada eğitmeli, okumalı, araştırmalı, ilim öğrenmeli. Bunun kendisine gerçekten de katacağı birçok şeyler vardır. Öncelikle kalan hayatında kaliteli bir şekilde yaşayacaktır. Bu ilimle ilgili İmam Gazali'nin bir sözü var, o geldi aklıma. Kim dünyayı isterse ticaret yapsın diyor. Kim ahireti isterse dünyadan elini eteğini çeksin. Ve kim her ikisini de istiyorsa ilim öğrensin. İlim bizim hem dünya ile, ki yaşıyoruz dünyada, maddiyata da ihtiyacımız var, hem ahiret ile, inançlı insanlarız. Her ikisine de ihtiyacımız varsa ilim öğrensin diyor ki bu konuda birçok hadis var, ayet var. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kendini oku, kendini bilen Rabbini bilir. Yani bütün yollar, bütün kapılar aslında Yaradan'a çıkıyor. Ama ne ile? İlimle. Rızkı istediğime veririm diyor Yaradan. İlmi isteyene veririm. Yani o kadar büyük, o kadar önemi hayatımızdaki, kalan ömrümüzdeki önemi o kadar büyük ki bunun farkına varmalarını sağlamak aslında bütün amacın temelinde ve özünde bu yatıyor. Çeşitli ilimleri öğrenerek kendimizi bildiğimizde zaten Yaradan'ı bileceğiz. Bilginin önemi aslında çoktur. Hani Yaradan diyor ya, ilk ayet okudur, ikradır. Sadece 3 harftir. Bunu her zaman söylerim, çocuklarıma da söylerim. 3 harf oku. Neyi okuyacağız? Kişinin kendini okuması, Yaradan'ı tanıması, bilmesi, her şeyin farkına varması. Sadece Kur'an oku demiyor, sadece tefsir, işte fıkıh, hadis, akaid, bunları demiyor, oku diyor. Yaradan'ı oku, kendini oku, evreni oku, astrolojiyi oku, matematiği oku, fiziği oku. Gerçekten bütün bu ilimleri bildiğimizde, kendimizi okuduğumuzda zaten bütün yollar Yaradan'a çıkıyor. Gerçek o bilinçle okuduğumuzda. Bilincin gücüne inanın ve bilgiye yatırım yapın. Bilgiye yatırım yapan insanlar her zaman için kazanmıştır. Hayatta neyi elde etmek istediğini bilen insanlar bilgiye yatırım yapar. Yani hocam şimdi hani bu bilgiye yatırım yapacağız, sizden bu eğitimleri alacağız. Hı hı. Bunu maddiyata dönüştürebiliyor muyuz? Hani tamam, kendimizi geliştirdik, kendimizle birlikte çevremizi geliştirdik, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize falan faydalarımız oldu. Bunlar çok güzel. Ama bunu maddiyata çevirebilecek miyiz? Yani siz bu eğitimleri bize vereceksiniz, veriyorsunuz, sertifika olarak veriyorsunuz, doğru mu? Evet, doğrudur. Sertifika olarak veriyorsunuz. Biz sizden bu eğitimleri sertifika aldıktan sonra biz de eğitim vermeye veya seans yapmaya başlayabilir miyiz? Yani eğitim vermek biraz daha farklı bir konu. Hani o işin üzerinde bir dönem geçirmek gerekiyor. Hı hı. Belli bir zaman pişmek gerekiyor. Ama seans yapma konusunda eğitimi aldıktan sonra yapabiliyor olmamız gerekiyor. Hı hı. Bu mümkün mü? Yani bu eğitimleri aldıktan sonra sizden seanslar yapmaya başlayabilir miyiz? Tabii ki. Burada ikiye ayırıyorum ben vereceğim cevabı sizin sorunuz üzerine. Bir, öncelikle kendimizi geliştirip farkındalık sağlayıp çevremizi de kolaylıkla dönüştürmek. İki, bunu maddiyata dönüştürme konusunda da benim amacım ilk başta maddiyat değildi. Öncelikle kendi dönüşümümü, gelişimimi sağlamakta. Sonrasında zaten maddiyat da arkasından akıp geliyor. Biraz önce söyledim ya hani, ilim gerçekten her şeye kadir ve muktedir. Öğrendiğinizde sizi çok güzel yerlere taşıyor. Buradan alıp bir üst levele çıkarıyor. Önce kendimizi dönüştürüp işte danışmanlıklar vesaire, kendi işte kaygılarımız, korkularımız, endişelerimiz, her ne varsa onları dönüştürdükten sonra bunu isteyen, bilen, arzulayan, ilmin değerini, kıymetini bilen insanlara altının değerini sadece sarraf bilir. Gittiğinizde muazzam, paha biçilemez fiyat çıkarır size. Kendinizi o konumda tutun. Öğrendiğinizde, ilimleri bildiğinizde bunu karşı tarafa da sunabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Ticari olarak da, maddi olarak da eğitimler verebilirsiniz. Siz de çevrenize bu sayede katkı sağlayabilirsiniz. Şu zamanda endüstri toplumuna hız kazandıran şey paradır. Fakat toplumu hızlandıran ve güce ulaştıran şey ise bilgidir.
artık bilginin altın çağındayız. Şimdi toplum ikiye ayrıldı. Biraz önce de söylediğim gibi bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye bölündü. Bu yeni bir sınıf ortaya çıktı aslında bu şekilde. Yani burada kendini iyi yetiştirebilen insanlar, öğrenen insanlar var. Bunlar gücünü ne paradan alıyor ne de sahip olunan topraklardan alıyor. Sadece gücünü bilgiden alıyor. Öğrendiği ilimlerden alıyor. Hayatınızın direksiyonu artık sizin elinizde. Amacınız dünkü senden daha iyi olmalı. Hani hadislerde de diyor ya Allah Resulü, bir günü iki gününe eşitse bir Müslüman, o Müslüman değildir. Burada bir önceki günden daha iyi olmamız gerekiyor. İki günümüz eşit olmamalı ya da dünkünden daha alt seviyede olmamalıyım. Bugün de üstüne neler katabilirim, neler öğrenebilirim ve neler koyabilirim olmalı. Sevdiğiniz işi yaptığınızda ya da yaptığınız işi sevdiğinizde bu sayede insanlar artık sizi görmezden gelmeyecektir. Ve o kadar da kendinizi güzel yetiştirmiş olacaksınız öğrendiğiniz ilimlerle. Yani bir zihin kendini yeni bir bilgiye açtı mı artık eskisi kadar kör noktalardan bakmazsınız hayata. Kendimizi eğiterek hayatımızın kapılarını ardına kadar açabiliriz ve hayattan istediğimizi alabiliriz. Hayattan siz ne istiyorsunuz? Önemli olan o. Hani bir şey vardır ya, işte ne zaman öleceksin? İşte bir insana ya da öleceğe, ya ne zaman öleceğim ki diye düşünürüz ya, zaman zaman böyle sorgularız kendimize. Öyle insanlara, öyle düşünen kişilere ben şunu söylemek istiyorum aslında. Asıl soru bence şu olmalı. Ne zaman yaşamaya başlayacaksın? Kendinin ve özünün farkına varıp, kendini kabule geçip ne zaman nefes alacaksın? Ölümsüz olmak istiyorsan eğer, hizmet eden fikirler üretmelisiniz. Önemli olan kişinin ne ödediği değildir. Burada karşılığında ne aldığıdır önemli olan. Yeni düşünceler yeni fikirlere kapı açar. Yeni iş fikirleriniz olsun mesela. Şimdi üniversitede okumayan insanlar var. %50'si aşağı yukarı üniversiteye başlıyor ama bitiremiyor bir türlü. Bunların bitirmeme sebepleri aslında ne okul, ne ailesi, ne içinde bulunduğu şartlar, ne öğretmenini sevmemesi, ne arkadaşlarını sevmemesi. Sadece ve sadece çıkan araştırmalar sonucunda kendini bilmiyor. Ya yanlış bölümde okuyor, ya sevmediği bölümde okuyor. Kendini bilmiyor. Sonrasında farklı fikirler ve düşüncelerle yarıda bırakıyor. Ve üniversite öğrencisi okuyanların, üniversitede okuyanların %50'si de bu yüzden okulu bırakmak zorunda kalıyor. Bu ne demektir? 2-3 yıl okudularsa hayatlarından, ömürlerinden bir 2-3 yıl kaybedilmiştir, kaybolmuştur. Zaman olarak değerlendirdiğimizde bu onlar için çok çok büyük bir israftır. Zaman israfıdır. Zamanı aslında iyi kullanmamız lazım. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Doktorasını yapan bir tane doktor, askerlik çağı gelmiştir aslında bu doktorun. Askere gider. Askere gittiğinde ise ayakkabıcılık yapar. Ayakkabıcılık yapma nedeni kendisini doktor olarak tanıtmaz. O bilgilerini, o aldığı eğitimleri orada insanlara sunmaz hizmet için. Onu söylemez. Bunları söylemediği için kendi alanının dışında tüm askerliği boyunca ayakkabıcılık yapar ve o şekilde de askerliğini bitirir. Yani bunları söylemezseniz, yapmazsanız, öğrendiğiniz, bildiğiniz şeyleri hayatınıza geçirmezseniz kendinizi çok alt seviyelerde görebilirsiniz. Öğrendiğiniz, bildiğiniz bilgileri işleyip zihninizde bunları hayatınıza yansıttığınız zaman çok çok güzel yerlerde olursunuz. Hani öğrendiğiniz bilgileri çürümesine izin vermeyin. Onları kullanın, onları işleyin ve hayata geçirin, kendinizi dönüştürün. Kendi değerinin farkına varmakla da alakalı aslında. Orada bu zavallı doktor, doktor olduğunu söyleseydi kendi değerinin farkına varırdı. Ve biraz daha rahat, biraz daha saygın, belki deneyimlerle dolu bir şekilde askerliğini tamamlayabilirdi. Bazen bu şuradan da gelmiyor mu hocam? Kişi aşırı mükemmeliyetçi oluyor. Kendisini hiçbir zaman yeterli göremiyor. Hani belki de dünyanın en iyi o işi yapan kişisi olacak. O potansiyel var. Ama kendini yeterli göremediğinden dolayı, yetersizliğinden dolayı bir türlü bir eyleme geçemiyor. Neticesinde o ona yetersizlik olarak, o mükemmeliyetçilik ona yetersizlik olarak geri dönüyor. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. NLP ile işte bu mükemmeliyetçilik durumunu biraz daha dönüştürebiliriz. Ki bu baş ağrısına da sebep olur, bu bir. İkincisi,
Mükemmeliyetçiliğin altında yaşanılan travmalar vardır. Kişi onu zamanında değersiz hissettirmiştir, hiçbir şekilde iltifat etmemiştir ya da onun yeteneklerini kişinin farkına varacağı şekilde söylememiştir ya da kendi diğerinin özgüveninin farkına varmadığı için, bunlar olmadığı için bir şekilde çocukluk zamanlarında yaşadığı travmalar sonucunda etkilenmiş, yaralanmıştır. Kendi potansiyelini bilmediği için çıkaramamıştır. Bir diğer önemli konu bununla alakalı. Mükemmel olmayı hiçbir zaman beklemeyin. Hiçbir zaman mükemmel olmayız. Mezarlıkta yatan ölülerin hiçbiri, mükemmelliyetçi olanların hiçbiri hayallerini, amaçlarını, hedeflerini gerçekleştiremeden ölüp gitti. Yani yaşamaya var mısınız diyorum evet, ben. Daha mükemmel olayım, daha iyi kesinlikle olayım, daha iyi olayım derken. Ben şu anda buraya çıktım, evet, eğitimleri falan veriyorum ama danışmanlıklar da yapıyorum. İşte ne olur, ne kadarını verebilirim, ne yapabilirim falan. Mükemmelliyetçi bir yapım olsaydı bu bana ket vururdu. Beni olduğum seviyeden daha aşağılara çekerdi. Dedim ya Rabbi, beni konuşturan sen ol. Ne biliyorsam, ne aldıysam bu zamana kadar, bilgi birikimlerim, her neyse, bunları anlatmayı, aktarmayı nasip et ve izleyenler tarafından da bir farkındalık, bir fikir, bir dönüşüm, bir uyanış başlamasına niyet ediyorum şeklinde oldu, yaptım. Güzel, tatlı bir heyecan. Ama asla mükemmel olmayacaksınız. Ben mükemmel değilim. Sadece bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Mükemmel olmayı bırakın. Kendinizi mezarlıkta görürsünüz. Hocam şimdi hani inanan insanlar tarafından hastalıklar Allah tarafından veriliyor. Allah niye durduk yere bana hastalık veriyor, değil mi? Yani bunun bir nedeni olması lazım. Yani isteyin, isteyin, istediğinizi vereyim diyor Cenab-ı Allah. Demek ki biz hastalık istiyoruz. Yani ben öyle algılıyorum. Yani bu bir hastalık bize geliyorsa biz onu istemişiz demek ki bir yerde. Bilerek veya bilmeyerek bir yerde bu hastalığı istemişiz demek ki. Yani NLP tekniklerini kullanarak bilmeden, NLP tekniklerini ve bilinçaltını bilmeden kullanarak istiyoruz belki de yani. Eğer bu alanı, bu sistemi kullanarak bu rahatsızlıkları istemişsek ve üzerimize çekmişsek, aynı sistemi kullanarak tekrar bu rahatsızlıktan kurtulabilme imkanı olması gerekir diye düşünüyorum. Sizce de böyle mi ya da? Ya da eğer böyleyse de hangi tür rahatsızlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi çok güzel bir soru. Kaderim böyleymiş. Bir kanser hastası olur ya da herhangi bir adı her neyse bir hastalığımız o. Allah istedi. Allah öyle yarattı. Ya Allah'ın bir kere bu 99 esmasına, Allah'ın adil sıfatına bunlar ters düşüyor. O kalıptan, o düşünce, o zihin yapınızdan bir çıkmanız gerekiyor. Ya da bunu bir tam olarak idrak etmemiz gerekiyor, öyle söyleyeyim. Allah-u Teala kuluna zulmetmez. Allah-u Teala o kadar merhametlidir ki hastalıklarımızı biz kendimiz çekiyoruz. İnançlarımızla, düşüncelerimizle. Şimdi Allah-u Teala bizi yarattı, evet, akıl verdi. Kimi insan iyiyi seçti, kimi insan kötüyü seçti. Kimi insan olumlu düşünmeyi tercih etti, kimi insan olumsuzluklara takılı kaldı ve hastalıklarla boğuşuyor. Şimdi bilinçaltı burada ve kuantum, düşünce yasası ve çekim yasası geliyor insanın aklına. Hastalıkları biz mi çekiyoruz, hastalıkları biz mi yaratıyoruz? Kısaca ben bunu şöyle tanımlıyorum aslında. Hani bir 5 yıldızlı otele gidersiniz de, açık büfe vardır ya, tabağınıza istediğinizi alırsınız ya da istediğiniz tabağı, kombin varsa oradan seçer alırsınız, damak tadınıza, işte kişiliğinize, yapınıza ne hitap ediyorsa. Hastalıklar da aynı bu şekilde böyledir. Gidiyorsunuz 5 yıldızlı otele, tabağınız boş, oradan işte baş ağrısını alıyorsunuz, oradan bir vertigoyu alıyorsunuz, oradan bir işte panik atak, onu alıyorsunuz, bir depresyona. Kendinize çeşit yapıyorsunuz. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Hastalıklarımızı biz kendimiz oluşturuyoruz. Kendimiz hayatımıza çekiyoruz. Şöyle mantıklı baktığımızda aslında kim hasta olmak ister ki? O ağrıları kim çekmek ister mesela? O ilaçları kim yutmak ister? Hastanelerde kim yatmak ister? İşte ameliyat peşinde, kuyruk peşinde, randevu peşinde kim koşmak ister? Bilinçli aklımızla düşündüğümüzde evet biraz şey geliyor da bize... Ama inanın onu biz çekiyoruz. Bizim düşünce gücümüzle geliyor. Hani çekim yasası dediğimiz, burada kuantuma da girmiş oluyoruz aslında. İster inanın ister inanmayın ama hastalıkları hayatımıza biz çekiyoruz. Belki bunu bilinçli zihnimizde yapmıyoruz ama hastalıkları çağırıyoruz. Hayatımızda neye anlam yüklersek eğer, onun enerjisiyle, onun frekansıyla
Biz kendimiz çağırıyoruz bunu. Biz fark edelim ya da fark etmeyelim. Bu böyledir. Mesela yağmurlu bir günde, ay işte bugün çok kötü bir gün dediğimizde, o depresif ruh halini, o melankoli ruh halini kendimize biz çağırıyoruz. Ya da belirli mevsimlerde ya da kar yağdığında insanların tabuları vardır ya beyninde. Onları fark etmesi lazım aslında. Diyelim ki soğuk, rüzgarlı bir hava olsun. Ay ben kesin hastalanacağım dediğinde zaten sen onu çağırıyorsun. Burada bilinçaltı ne diyor sana? Eyvallah, hay hay diyor. Hastalık mı istedin? Önce bilinçaltı ile ilgili kısa bir iki cümle söylemek istiyorum. Şimdi bilinçaltı dediğimiz şey bizim 0-7 yaşına kadar oluşmuş bilgilerimiz, kök inançlarımız ve kalıplarımızdır. Bu evin temel taşı dediğimiz şey. Ve bizim hayatımızda %95, çok çok büyük bir rakam, etki ediyor. Otomatik pilot, yeni çıkan arabalar var ya, oturuyorsunuz, hiç ne elinizi direksiyona koyuyorsunuz ne bir şey. Bilinçaltını öyle düşünün. Bizim bilinçli aklımızla söylediğimiz, yaptığımız hareketlerimiz, davranışlarımız, farkındalıklarımız, farkına vararak yaptıklarımız. Bunların bizim hayatımızdaki etkisi sadece %5. Bir bilinçaltının gücüne bakın. %95'lik bir büyük bir dilim, büyük bir pasta var burada. Bir de bilinçli aklımızla idrak edemediğimiz, anlamaya çalıştığımız, belki anlamlandıramadığımız %5. Hani deriz ya çocuklara ya da biriyle, ya hep söylüyorum söylüyorum anlamıyor. Ya sen onun %5'lik kısmına hitap ediyorsun. İşte bizim eğitimi alın, kendinizi geliştirin, kendinizin farkına varın dediğimdeki amaç, nokta burada. O kolay dediğim şey, %95'lik kesime hitap ediyoruz ve hızlı sonuç alıyoruz bilinçaltına indiğimizde. Bu akılla yapılacak bir iş değil. Sadece %5'lik kısmında kalırsın, orada takılı kalırsın. Şimdi hastalıklarımızı biz çağırıyoruz konuşmalarımızla, sözlerimizle. O duygularımızla, korku, mesela her duygunun bir enerjisi vardır. Evrende iki tane büyük enerji vardır. Bunun farkına vardığımızda, ona göre dönüştürdüğümüzde gerçekten hayatımız kolay olur. Hani yapmamamız gereken şeyi bildiğimizde, neyi yapacağımızı zaten biliyoruz ya. Burada konuşacağım konu, değinmek istediğim konu aslında korku. Korkunun enerjisi o kadar yüksektir ki hayatımıza neredeyse ışık hızıyla gelir. Yanıt verir. Bir de sevginin enerjisi vardır, onu da söyleyeyim. O da o kadar büyüktür, o kadar güzeldir ve muazzamdır ki zaten kainatın yaratılışında özünde de sevgi vardır. Bu sevgi ve korku ikisinin enerjisi bilinçaltında hayatımıza hangi olayı korkarak düşünüyorsak hızlı bir şekilde çekeriz. Hangi olayı severek düşündüğümüzde onu da hızlı bir şekilde çekeriz. Şimdi korkunun enerjisi, biz çağırıyoruz. Mesela korkularımız vardır ya, kaybetmekten korkarız, işte eşimizi kaybetmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten yükseklik korkularımız, fobilerimiz vardır. Mesela sık karşılaştığım hastalıklar arasında fobiler de var. Bu korku da olduğu için özel bir başlık altında bunu açıklamak istedim. Bilinçaltında korkmak, bilinçaltının iki tane nedeni vardır. Birincisi kendimizi hayatta tutmak, ikincisi de güvende olmaktır. Fobilerin ve korkunun altında da zaten bu yatıyor. O yüzden büyük bir enerjisi vardır. Şimdi biz korktuğumuzda bilinçaltı onu güvende tutuyor. Fobilerde de öyle. Küçücük bir örümcek görsem duvarda, korksam, bilinçaltım orada sinyal veriyor. Tehlike var. Kaç, uzaklaş, güvende değilsin. Ya bir şey yaşamıştır, bir travmatik bir şey yaşamıştır. Orada amaç beni güvende tutmak istiyor, benim kendi bilinçaltım. İşte bu şifreleri çözdüğümüzde hayat gerçekten inanılmaz kolay. Karşı taraftan örümcek fobisi ve korkusu olmayan insan tarafından belki çok gülünç, belki çok komik adlandırılsa da gerçekten o kişinin hissettiği korku boyutu belki kalp krizi bile geçirmesine neden olabilir. O boyutta yani. Bazı kelimelerimizin hayatımıza tezahür etmesi o kadar hızlı oluyor ki. Mesela örnek verecek olursam, ben onu yapamam, nasıl başarayım, onu başaracak gücü sahip değilim dediğimizde, onu başarma gücüm varsa bile zaten yapamazsın. Bu hipnozla ilgili sosyal medyalarda şey var ya, bir tane bardağı şu şekilde tutturuyor ve hipnoza alıyor bilinçaltındayken, birkaç saniyelik bir olay ve bu bardağı çok basit, bir yaşındaki çocuğun bile kaldırabileceği basitlikteki bardağı kaldıramıyoruz yetişkin olarak. Bunu bu gözle baktığımızda gerçekten kolay olanı zor yapabiliriz, bu bizim elimizde, zor olanı da kolay yapabiliriz, bu da bizim elimizde. Ya böyle gelmiş böyle gider, değişmez
ya da bu saatten sonra mı değişeceğim? Hadi kendimiz için söyleyecek olursak. Aslında yapacak gücümüz vardır ama sen orada onu bloke ediyorsun. İşte her şey çok kötü. Kötü dediğinizde zaten kötü olan şeyleri hayatınıza çağırırsınız ve tezahür eder. Sonra da boşuna dövünüp ağlamayın yani. Kelimelerinizi, düşüncelerinizi bir önce tartın. Neredesiniz siz? Önce onu bir ayarlayın. İşte kimseye güvenmiyorum, güvenilecek insan yok. Bunları söylediğinizde zaten hayatınıza sizi aldatacak, kandıracak insanlar çağırırsınız. Ben inanmıyorum. İnanmadığınız şeyi zaten hayatınıza da çekemezsiniz, yaşamazsanız da. Çok şanssızım ben. Senin şanssızın, sen öyle komut veriyorsun. O geliyor hayatına. Telefonu elime alıp Ayşe'yi aradım da Ayşe çıkacaktır. Karşıma Fatma'yı aradım da Fatma çıkacaktır. Başka bir kişinin çıkması zaten olanaksızdır. Neyi çağırırsanız, hangi numaraya, hangi tuşa basarsanız şanssızlığı çağırdığınızda da zaten o gelir. Korktuğum şeyler hep başıma geliyor. Ya korkularını bir düzenle, bir onları analiz et, gözden geçir ya da zaten başına gelecektir. Hiç boşu boşuna dövünme yani. Gözümüze bir cisim bak. Ay ya kör olursam? Hay hay. Bilinçaltı şakadan anlamaz çünkü. Ne söylersen olur. Bilinçaltında 7 yaşındaki bir çocuğun hafızası vardır. Şakadan, espriden anlamaz. İşte çocuğa ayağına taş takılır düşersin. Hop çocuk düşüyor. Sen çağırdın bunu. Düşünce gücümüzle, o frekansla, o titreşimle biz çağırıyoruz hastalıkları. Ha biz bu düşünce tavrımızı değiştirdiğimizde işte NLP, bilinçaltı, kuantum, çekim yasası dediğimiz aynı amaca hizmet ediyor bütün bu ilimler ve eğitimler. Hayatımızda güzellikleri çağırabiliriz. Madem sadece düşünce gücümden ibaret, ben düşündüğümde böyle şeyler oluyor. O zaman oluyorsa neden kendi iyiliğim için ben bunu kullanmayayım? Ve en kolayı, ha bu demek değildir ki oturduğum yerden düşüneceğim, işte hayal edeceğim, olacak. Hayır, tamam oturduğumuz yerden düşüneceğiz. Bu bir. Hayal edeceğiz. Zihin ekranı dediğimiz imajinasyonla hayal edeceğiz. Ondan sonra da kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra da Rabbim zaten her ne istiyorsanız hayatınıza çekmek istediğiniz onlar gelip tezahür ediyor, sizi buluyor. Bu da en güzel, en kolay, keyifli yanlarından bir tanesi. Hocam bu alanda eğitimler veriyorsunuz, seanslar yapıyorsunuz. Size bu eğitimleri almak için gelmek isteyenler, ulaşmak isteyenler olursa veya seanslar için ulaşmak isteyenler olursa nasıl ulaşabilirler? Instagram hesabım var. Oradan iletişime geçebilirler. Gördüğüm en kısa sürede, müsait olduğum en kısa sürede zaten cevap veriyorum. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Rica ederim. Sizinle konuşmak büyük bir zevkti. Vakit yetmedi, zaman da sınırlı olduğu için. İnşallah birilerine katkı olur, bütüne katkı olur. Amacımız o yönde. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık. Onur Hocam, duydum. Teşekkür ederiz. Zaten bu hani bu birincisi, bunun ikincisi, üçüncüsü. Daha birçok alanda size, hani NLP alanında ikinci, üçüncü videolarımızı da çekebiliriz. Bunun haricinde diğer alanlarda da sizi davet etmek isteriz hocam. İnşallah. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İhtiyacı olanlar, sorusu olanlar, kendinin özünün farkına varmak isteyenler de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler. Yardımcı olmaya çalışırım. Hocam konuklarımıza da şöyle küçük bir hediyemiz var. Onu teşekkür ederim. İyi günler de kullanın. Sağ olun. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Teşekkürler.